Evlilik aile anlaşmazlıklarını çözmek için en iyi noktalar, ancak evlilik anlaşmazlıklarından bıktınız mı? Aranızdaki anlaşmazlık sırasında eşinizi eleştirmemeye, suçlamamaya ve saldırmamaya çalışın, ama onu da öfkenizin sonuna kadar dinlemeli ve dinlemelisiniz. Sorunlara çözüm bulmamıza yardımcı olmak için duygusal bir şekilde davranmaktan daha fazlası. Evlilik ilişkisi ise eşlerin tatlı anlardan zor anlara kadar hayatlarının tüm ayrıntılarını paylaştığı en iç içe ilişkilerden biridir ve bir takım nedenlerle farklılıkların ortaya çıkması mümkündür ve bu çok normal ve bu farklı bakış açılarının bir sonucu, çünkü biz farklı insanlarız ve ilişki uzmanı aile prensesi Albert'e tavsiyede bulunuyor, aile içi anlaşmazlıkları kayıpsız bitirmeye yardımcı olan en önemli tavsiye. İki taraf arasındaki sorunu çözmek için temel kuralların konulması gerektiğidir. Eşler, tartışın ve sorunu çözmek için beyin fırtınası yapın ve herkesin olası çözümler için çeşitli önerilerini sunmasına ve olası her çözümün risklerini, faydalarını, olumsuzluklarını ve pozitiflerini değerlendirmesine izin verin. Ailelerin dağılması ve eşlerin birbirinden ayrılması, birçok krizde aile üyelerinin acı çekmesi. İslam, Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği gibi ailenin reisi olan kocayı, eş ve çocuklarla ilişkilerin temellerini tanımlar. Kocanın velayet ve harcama yükümlülüğüne göre aileye karşı bir dizi görevi yerine getirerek istikrarlı bir aile hayatı, nasıl ki kadına kocasına itaat etmesini ve hürmet etmesini emrettiyse, böylece kadın da onun için bir ev sahibi olur ve ona bir desteğiniz olsun ki aralarındaki samimiyet ve sevgi aralarında acil ayrılıklar olsa bile devam etsin. Hayatlarını rahatsız etmesinler ve siz de onların öğretilerini takip etmekten başka bir şey değilsiniz. Ömürleri taraflardan birinin veya her ikisinin kısalması nedeniyle Allah boşanmayı kanunlaştırmış ve aralarındaki hayatın devamını imkansız kılan sorunlar arasında kocanın ailesi için harcama yapmaması, kocanın kaçakçılık, kasten kaçakçılık yapmak, ailesini terk etmek ve Allah'ın eşine ve ailesine harcamasını emrettiği şekilde ailesine harcamamak. Ayrıca karısına hakaret ve dövmek her zaman rahatsız edicidir. Cenab-ı Hakk'ın aileler arasında sevgi, şefkat ve sükuneti emrettiği gibi aile hayatı yüksek bir istikrar içindedir. Aileler arasındaki istikrarsızlık aileyi parçalayabilir, aralarındaki sevgi ve merhameti yok edebilir. Eşin kocasına itaatsizliği ve birinin yüzsüzce diğerinin yatağına terk edilmesinin yanı sıra haklı ve inandırıcı bir sebebin varlığı, psikolojik izolasyon ve yabancılaşmanın bariyerlerini inşa etmede büyük etkisi vardır. Eşlerden biri diğerinin emanetine ihanet eder, ister sözlerle olsun, ister haram sohbetlerle olsun, ister evlilik yatağında olsun. Bu da aralarında çok zor olan hayatın devamını zorlaştırır ve bunu Cenab-ı Hak bize emretti ve eşler arasındaki tüm ihanet ve terk sebeplerini önlemek için ve aralarındaki ilişkinin imkansız olması durumunda
Eşin sevgisini yeniden kazanması ve evlilik hayatını yeniden canlandırması gerekir evliliklerinin başında. Aralarındaki samimiyetin yeniden sağlanmasına katkı sağlar ve erkeğin ailesine karşı görevlerinin neler olduğunu, eşler arasındaki boşanma ve ayrılık sebeplerinin neler olduğunu öğrenmek için sürekli bizi bekleyip kanalda bizi takip edin. Karısının hayatındaki mutlu ve tatlı anlar ve erkek için keyifli anlar neler ve ailesinin, karısının ve ev halkının mutluluğu tuta Rafat.